Burcu ve özellikle de yükselen burcu terazi olanlar Ekim 2019 burç yorumlarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İlk olarak astroloji ile ilgili kısa bir bilgiyle başlayacağım bu aya. Astroloji yüksek olasılıklı kozmik enerjilerden haberdar olmamız adına bir ilimdir arkadaşlar. Daha fazlası değildir. Bununla ilgili ileriki zamanlarda daha detaylı bir video çekeceğim. İlk olarak Ekim ayının 3 Ekim'de Plüton'un ileri hareketiyle başlıyoruz. Bu sizin hayatın temelleri, yuva kurma, aile düzeni, ev düzeni alakalı bir evde gerçekleşecek bu ileri hareket. Plüton enerjisi olarak değişim, dönüşüm, varolunun daha dışına çıkarak bambaşka bir şekle büründürme enerjisindedir. Bu yuva alanları noktasında gerçekleştiği için hayatın temeli olan bir evde gerçekleştiği için bambaşka bir şehre taşınmak ve evinizden bambaşka bir yere taşınmak, ev düzeninizi bambaşka bir şekle büründürmek gibi bu tip bir enerjide bir görünüm. Plüton ileri hareketine geçince böyle bir anda bunu size vermez. Biraz uzun zaman alabilir. Daha uzun süreçlerde bu gerçekleşir. Bu ev düzeni oluşturmak adına bir dönüşümün içerisine girmenin ilk enerjisidir diyebilirim. Yani ilk adım, ilk basamağı gibi düşünebilirsiniz. Bu 3 Ekim ve sonrasında gerçekleşecek olan bu durum. Sonra arkadaşlar bu kavuşum Satürn ve Güney Ay düğümleri kavuşum halinde. Yani var olan bu düzeninizi oluştururken bir takım enerjiler de söz konusu. Satürn var olan düzeni kalıcı hale getirir. Evet, biraz zorluklar, mücadelelerle bu düzeni kurmanızı sağlarken bunu daha böyle kalıcı, uzun soluklu, uzun süreli, uzun vadede bir düzen anlamına gelir. O yüzden bu süreçte başlayan yenilikler ya da bu süreçte başlayan değişim ve dönüşüm kalıcı bir değişim ve dönüşümün habercisidir diyebiliriz. Bu sizin hayatın temelleri yuva noktanızda bir evde gerçekleşecek. Bu sizin yuva kurma aşamasında olma enerjisine doğurur. Bambaşka bir eve düzeni kurmak ya da bambaşka bir şehre taşınmak, işte tayin olayları falan gibi. Hani bu tip bir gündemle de gündemin içerisinde de olabilirsiniz. Var olan düzeninizi bambaşka bir şehre taşıyarak kalıcı bir düzen oluşturabilirsiniz orada. Ya da işte evlenip bambaşka bir yere geçip hani kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Bunun gibi var olanın dışında daha önceden hiç deneyimlemediğiniz bir değişim ve dönüşümün yuva noktasında içerisine girmenin ilk adımını atacağınız anlamına geliyor 3 Ekim'e sonrasında. Sonra arkadaşlar Merkür sizin ikinci evinize geçecek. Akrep burcuna ve geçtikten hemen sonra da Uranüs'te bir karşıtlığı olacak 2-8 akısında. İkinci ev para kaynaklarıdır. Parayı nasıl değerlendirdiğiniz, parayı nasıl kazandığımız, nasıl harcadığımız bu tip enerjilerle dolu bir evdir. Merkür'ün burada olmuş olması biraz zihnimizin aktif olarak para kaynakları noktasında düşünüp işte bu noktada hareket edeceğimiz anlamına geliyor. Daha çok işte parayı değerlendirme, para çıkışları. Bu zihnimiz aktif olarak parayla yoğruluyor diyebilirim. Bunun Uranüs'le karşıtlığı da arkadaşlar para kaynakları veya onları değerlendirmek noktasında daha böyle sıra dışı fikirler veya da parayı daha iyi koordine etme açısından farklı fikirlerin de hayatınıza doğacağı anlamına gelir. Sonrasında Mars terazi burcuna yani sizin birinci evinize geçecek. Birinci ev hayatın tamamıdır. Beden görüntüsüdür. Mars bizim eforumuzu hangi alanlara sarf ettiğimizi, daha çok uğraşlarımızın hangi alanlarda olduğunu anlamına geliyor. Bu birinci evde olmuş olması hayatın geneli anlamında biraz böyle aksiyon dolu, hırslı, aktif olarak bedenen hem yorulup hem işte çalışacağınız, uğraşacağınız bir süreç anlamına geliyor. Mars'ın terazide olduğu bu süreç bu çok uzun bir vade değil. Bir aylık bir süreç Mars'ın terazi burcunda oluşuyor. Ve bu terazide birinci evde diğer bir anlamı da arkadaşlar bedeninizi aktif olarak çalıştırıyorsunuz, yoruyorsunuz, işte mücadele veriyorsunuz. Bedenen, zihnen aktif olarak çalışmanız anlamına geliyor. Sonra Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Yine sizin para kaynakları noktasında bir eve. Yine burada Uranüs'te bir karşıtlığı olacak arkadaşlar. Bu ayın genel gündemine bakacak olursanız hani bu para kaynakları, işte hayattaki öz değerimiz, özgüvenimiz bu alanlarla alakalı bir gündem mevcut ayın ilk yarısı. Sonra bu Venüs'ün bu Akrep Burcu'na yani para kaynakları evine geçmiş olması sizin bir takım böyle para çıkışlarınızın olacağını, bunu birazcık biraz daha konforlu bir hayat adına para çıkışları diyebilirim. Çünkü Venüs hem rahatlatır hem konfor sağlar hem bu sağladığı konforu biraz daha böyle para çıkışı sağlayarak gerçekleştirir. Yani bir miktar paranız gider ve onun akabinde daha konforlu bir hayat standartına sahip olursunuz gibi düşünebiliriz. Sonra bunun üstü tekrar yine karşıtlığı olacak. Bu sizin para kaynakları noktasında. Bu biraz beklenmedik sürprizli para çıkışları da olabilir. Yani burada da para harcamayı düşünmüyordum. Hani bu da nereden çıktı gibisinden. Hani pek de beklemediğimiz
belki listenizde olmayan bir problemle karşılaşıp hani bunun akabinde bir para çıkışı söz konusu olabilir. Sonra arkadaşlar 14 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin evlilik, ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler bu konuları içinde barındıran bir evde gerçekleşiyor bu dolunay. 14 Ekim civarı yaklaşık o kıstasta gerçekleşeceği için 3 gün, 5 gün öncesi ya da sonrası bunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Eğer evlilik aşamasında bir bireyseniz, o 7. ev imzadır, sözleşme, anlaşmadır. Hani bir şey imzalamaktır. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da var olanından bir tık öte, işte sözlüyseniz nişan, nişansa düğün gibi hani bir tık öteye sizi taşıyacak bir şeyin kararını alabilirsiniz. Bu imzalama anlamındadır daha çok. Sözleşme, anlaşma. Eğer bu konularla alakalı bir gündemi olan bir birey değilseniz bir iş ilişkisini imzalamak, bir karar almak, işte iş anlaşması yapmak gibi yani yazılı kağıt üzerinde bir şeyin kararını almaktır aslında bu. Ama bunu dediğim gibi bir sözleşme, anlaşma gibi böyle kağıt üzerinde bir enerjidir. Bunun nakşatrası da arkadaşlar Revati'de gerçekleşecek 14 Ekim'deki bu dolunay. Revati nakşatrası enerjisi olarak çok refah, huzur, konfor ve daha böyle kendimizi iyi hissettiren her şeydir. O yüzden bu kapanış, bu tamamlanma her ne ise size çok iyi gelen, çok daha pozitif etkilerde bir kapanış olacağını söyleyebilirim. Sizi daha konforlu bir hayata, daha huzur dolu bir hayata taşıyacak arkadaşlar. Sonrasında 14 Ekim'de bu dolunay kapanışının hemen akabinde 23 Ekim'de Güneş de Akrep Burcu'na yine sizin bu para kaynakları evinize geçecek. Ve bu gündemi daha da artıracak. Daha çok aktif olarak bu para değerlendirme, parayı işte yatırma, alma, parayla alakalı çok fazla gündeminiz var bu ay. Fazla para harcıyorsunuz, harcamak zorunda kalıyorsunuz, beklenmediğiniz durumlarla karşılaşıp para harcıyorsunuz gibi gibi. Bunun türevlerini düşünün. Sonra arkadaşlar işte bir evin gündemi ne kadar yoğunlaşıyorsa aslında o evin gündemine de bir alternatif oluşuyor demektir. Bu da sizin 28 Ekim'de Akrep Burcu'nda bir yeni ayla gerçekleşecek bu alternatif. Bu yeni ay arkadaşlar sizin bu ikinci ev konularınızda yeni bir para gelme gibi bir durum olabilir. Ya da para kaynaklarınız yok noktasında yeni bir para yatırım metodu bulabilirsiniz. Bu yenilik nakşatrası Svati ama Svati'de gerçekleşen her yenilik çok kalıcı uzun vadede bir yenilik olmaz. O anı toparlamak adına bir yeniliktir. Yani size uzun vadede bir yenilik sunmaz. Svati anı işte o anı kurtarmak adına kısa vadede bir yeniliktir. Ve bu nakşatrın enerjisi olarak birazcık da böyle farklı düşüncelerden etkilenmek gibi bir enerjisi de vardır. İnsan çok da kendi aldığı kararla değil de daha çok böyle etkilenir bu para kaynakları noktasında. İşte farklı birinin farklı bir para yatırım kaynağını öğrenip hani ondan etkilenmek gibi olabilir. Ya da insanların işte arkadaş çevrenizden kaynaklı kişilerin düşüncelerinden etkilenerek işte bir para çıkışı olabilir. Ya bu konularla alakalı bir yeniliğiniz var ama çok kısa vadede bir yenilik. Yani çok uzun, kalıcı, istikrarlı bir yenilik değil. Yeni bir para gelebilir, bir miktar para gelebilir herhangi bir yerden. Yani bu enerjilerle dolu bir yenilik diyebilirim. Sonra arkadaşlar Güneş'in yinesi bu para kaynakları evinizde Uranüs'te bir karşıtı olacak. Bu birazcık böyle insanı irkilme yani bir an bir şey idrak etme, bir farkındalığın oluşturma enerjisidir. Bu Güneş Uranüs karşıtı. İnsan bir şeyi fark eder orada. Ama dediğim gibi bu para kaynakları noktasında bir gündemde fark edilir. Yani başka bir alanda değil. Belki para aldığınız insanlar doğrultusunda kişilerin kişisel özellikleri noktasında bir uyanışınız mevcut olabilir. Ya da işte gelen parayı değerlendirmek noktasında bir deneyim elde etmiş olabilirsiniz. Ama bu böyle zihninizde küçük bir lambanın yanması. Hani böyle bir an bir ampulle böyle tekrar zihninizin irkilmesi gibi böyle bir enerjide gerçekleşecek bu karşıtlık. Ama çok kısa bir karşıtlık yani kısa bir süren bir etki bu. Sonra arkadaşlar 31 Ekim'de de Merkür'ün geri hareketi olacak. Bu para kaynakları evimizde. Bir gezegen bir yerde geri harekete geçiyorsa o evin konularıyla alakalı bir daha böyle bir gündemi tekrar etmemiz gerekir. Bir nevi oranın altı çizilir. Tekrar ufak tefek detaylara dikkat ederek daha kontrollü bir şekilde o eve yaklaşmamız gerektiği anlamına gelir. Bu hangi konular sizin yine para kaynaklarınız noktasında? Eğer birinden para almayı ya da işte bununla alakalı bir düşünceniz, bir gündeminiz varsa bunu çok daha düşünerek, çok daha kontrollü bir şekilde yapmanız size çok daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Çünkü sonrasında bundan pek de memnun kavuşmuş olmayabilirsiniz. Burada var olan geri hareket insanı aynı düşünceleri hani yapsam mıydım, yapmasam mıydım gibi aynı konuları tekrar ettirir.
düşündürtür, bir nevi hata yaptım mı gibi böyle hani bir negatif enerjiye sürükleyebilir. O yüzden bu konularla alakalı daha kontrollü olmanızı, en azından para almayı düşündüğünüz bir yer ya da para gelmesini beklediğiniz bir yer varsa bu konularla alakalı daha kontrollü, stabil ve daha işte dikkat ederek ilerlemenizi tavsiye ederim. Ekim ayı genel olarak bu yetkilerdeydi arkadaşlar. Terazi burçları için Ebced hesaplamaların sonucunda Eşşekur zikri çıktı. 526 defa söylenmesi gerekiyor. Olumlaması da arkadaşlar, bol rızık ve talihimin açıklığına niyet ediyorum. Bol rızık ve talihimin açıklığına niyet ediyorum. Bu olumlaması da bu. Zikirde Eşşekur 526 defa söylenecek. Özellikle sabah erken saatlerde bu olumlamayı ve zikri yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.